Sevgili gençler, Bahri Hoca ile matematiğe hoş geldiniz. Artık 11. sınıf derslerine başlıyoruz. 11. sınıfın ilk konusu trigonometri olarak karşımıza çıkıyor. Çok ilginç bir konudur, şimdiden söyleyeyim. Yaklaşık 8 veya 10 ders sürecek diye planlıyorum. Ama en ilginç tarafı ders saati tabii ki değil. Konu olarak açı kavramını önce sağdan soldan yön olarak alacağız. Daha sonra açı kavramını farklı farklı ölçeceğiz. Daha sonra bunu belli trigonometrik fonksiyonlar ve değerlerle beraber bazen şekiller üzerinden, bazen ise formüller üzerinden sadeleştirme, değer bulma, değerden açıya, açıdan değere gitme şeklinde hep beraber değerlendireceğiz. Peki bunun dışında bizi neler bekleyecek? Sanırım aklınıza en çok şu geliyor. Acaba bu konu nerede daha çok kullanılabilir? Arkadaşlar, trigonometri daha çok mühendislikte kullanılan bir konudur. Bazı kavramların hayatta kullandığımız, mesela kaldıraçlardan tutun, eğimlerden yıldız ve güneş hesaplarına kadar tamamen buradaki hesapları belli açısal değerlerle yapmak zorunda olduğumuz için bizim de ne yaptığımız, açılara mahkum olduğumuz, açılara mecbur olduğumuz zamanlarda kullandığımız hesaplara dayanır. Çok eskidir. İnsanlık tarihinin en eski kurallardan bir tanesidir. Neyse, çok uzatmayayım isterseniz. Hadi derse başlayalım. Evet, 11. sınıf trigonometri dersine başlıyoruz. Açıyla başlayacağım. Sonra açıları ölçeceğim. Bugün işimiz açının yönü ve açının ölçüleri. Şimdi tabii aklınıza hemen şu geliyor. Trigonometri ne demektir? Trigonometri arkadaşlar iki kelimenin birleşmesiyle oluşur. Trigonen, ki gonendeki gen daha çok kullanılır. Hatırlayın, geçen yıl 10. sınıfta gen, çokgen konusu gördünüz. Çok kenarlı. Buradan gelir. Trigonen ise üç kenarlı. Yani üçgen demektir. Trigonometri. Metrinin latincesi metrondur. Ölçmek demek. Yani üçgensel açıları ölçmek demektir. Hemen söylemiş olalım. Nerede kullandığını söylediğim için buna ayrıntıya girmeden tam gaz devam ediyorum. Açıyla başlıyorum. Açı iki ışın arasında kalan bölgedir. Ama dikkat edin, biz ışın dediğimiz zaman aslında yaptığımız şey şudur. Burada mesela AOB açısı demişiz. AOB açısı. Burada bir alfa açısının varlığından bahsediyoruz. Dikkat edin, iki ışın arası dedim. Herhangi bir yön demedim. Gittiğim bir taraf var demedim. Başlangıç noktası demedim. İki ışının arasında kalan bölgeye alfa denir. 20 derece, 25 derece, 100 derece, 300 derece, birçok farklı açı aslında zaten biliyorsunuz. Hatta en çok duyduğunuz belki de 90 dereceyle dik açıdır. Peki burada bizim açılarımızın tabii ki bir özelliği var artık. Artık yönlü açılarımız var. Artık açının yönü bizim için çok önemli. Peki nasıl? Diyoruz ki açının yönü olduğuna göre bir başlangıç noktası olması lazım ve bir de bitiş noktası. Düşünsenize. Şimdi şöyle bir açı aldım. Bakın şu soldakine bakıyorum. OA ile başladım. Bakın bura başlama noktası. Başlangıç. Ve buradan ne yapıyorum? Saatin ters yönünde. Dikkat edin. Saatin ters yönünde gittim ve burada OA başlangıç ışını, OB ile bunun bittiği bitiş ışını olarak, bitiş noktası olarak karşıma çıkıyor. İşte başlangıç noktası ve bitiş noktası olduğuna ve ben buna saatin ters yönünde mi, saatin yönünde mi diye diyebiliyorsam artık elimde yönlü bir açı vardır. Peki yön nedir? Eğer saatin yönü ise negatiftir. Bakın şurada bir açı var. Fark ettiniz mi? Saatle aynı gidiyor. Bakın dönüyor. Saatle aynı yönde dönüyor. İşte bu açı negatiftir arkadaşlar. Saatle aynı. Saatin ters yönü ise, saatin ters yönü yani sağdan sola doğru eğer kayıyorsa, bakın hemen şurada onu da göstermiş olayım. Sağdan sola doğru gidiyor. Saatin ters yönünde gidiyorsa o zaman burada da biz ifadeye pozitif yönlüyoruz. Bu çok önemli. İleride göreceksiniz. Trigonometrik fonksiyonlarda açıları incelerken, açısal değerleri bulurken her zaman diyeceğiz ki açının yönüne göre çok şey değişecek. Şimdiden de söylemiş olayım. Peki. O zaman bizim için başlangıç ve bitiş noktası gayet önemli. Şekle baktığımız zaman da bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki o zaman şöyle, bir 100 derece ile eksi 100 dereceyi söylediğimizde acaba farkı nedir? Bakın şimdi Biz burada özellikle bir başlangıç noktası seçmek zorundayız. O yüzden dik koordinat sisteminde ne yapıyorum? X eksenine bakın, dikkat edin. Şu pozitif olduğu tarafı başlangıç noktası seçiyorum. Lütfen dikkat. Başlangıç noktası. İşte benim bir açı bana 100 derece, 120 derece, 200 derece, 240 derece, 300 derece, ileride göreceksiniz 800 derece diyecek. Ben açımı tanımlarken her zaman sıfır noktası açının başlangıç noktası olarak, başlangıç ışını olarak burada x eksenini, OA kısmını sabit olarak alacağım. Daha sonra bana 100 derece mi diyor? Buradan 100 derece aldım. Bakın 100 derece mesela buraya kadar geldi. İşte artı 100 tam da burasıdır. Ya eksi 100 olsaydı o zaman diyorum ki yine başlangıç noktamı kesinlikle unutmuyorum. X ekseni benim başlangıç noktam ama artık negatif. Eksi 100 olduğuna göre saatin ters yönü olması lazım. Saatin yönü olması lazım. Saatin yönünde bakın bu tarafa doğru geliyorum. İşte eksi 100 de bu tarafa doğru söyleyebiliyorum. Tabi burada şunu söyleyebilirsiniz. Bunu daha sonra ileride birkaç defa da söyleyeceğiz. Bakın şurada eksi 100 var ya. Ben eğer pozitif gitseydim. Şöyle bakın bu tarafa doğru. Bakın bir tam açı 360 derecelik bir açının olduğunu görmektesiniz. Ta ortaokulda anlatılan bir konudur. Tam açı 360 derece olduğuna göre o zaman ben eksi 100 demeyip de aslında 260 derecede diyebilirim. Bunun adı daha sonra esas ölçü olacak. Onu da söylemiş olayım. Demek ki yönlü olduğu zaman bir başlangıç ve bitiş noktası olmak zorunda. O zaman gelin karşımıza ne tip sorular çıkabilir? Hangisi pozitif yönlü ABC açısıdır? ABC açıları verilmiş. Dikkat ederseniz burada saat yönünde hareket eden bir ABC açısı var. Yani bu açı negatif. Hadi eksi yazalım. Buradaysa yine saatin yönünde hareket eden bir açı var. Yine negatiftir, eksidir. Bakın yine farklı farklı yönlere verse de yönünü takip ettiğimde dikkat edin yine saatin yönünde, saat yönünde giden bir açım var. Bu da negatiftir. Bakın yine ABC açısı yine saatle aynı yönde gidiyor. O halde bu da negatiftir. Ama. Şuraya lütfen dikkat. Buradaki ifademe dikkat edecek olursanız saatin ters yönünde hareket ediyor. Saatin ters yönünde hareket ettiğine göre bakın hatta yazayım isterseniz. Saatin ters yönü. Yani benim açım kesinlikle yönü pozitif, yani açı pozitiftir. Gayet kolaydır. Görmesi de çözmesi de çok zevklidir. Peki devam edelim. Yukarıdaki verilen yönlü ABC üçgeni bakın nereden gelmiş, dikkat ederseniz AB'den BC'ye doğru hareket ediyor ve saatin yönünde gidiyor. Başlangıç kenarı BA ışınıdır. Bakın şu ışın göstermedir. Eğer BA deseydi, kapatsaydı biz buna ne derdik? Doğru parçası derdik. Başı sonu belli. Eğer BA deseydi BA doğrusu, yani sınırsız gidiyor demektir. Bu sağdan soldan hem artı sonsuz hem eksi sonsuza gidiyor gibi düşünebilirsiniz. Yani iki taraftan da kapalı değil. Sonsuz bir alır aralığı var. Ama eğer böyle bir tarafı sadece kapalıysa, yani eğer şöyle BA dediyse burası da ışın demektir. Başlangıç kenarı BA'dır. BA'dan başladım. Evet. O zaman demek ki kesinlikle doğrudur. Bitim ışını BC midir? Evet. BC'ye geldim. Vardım. Yolum bitti. Evet. Doğrudur. Pozitif yönlü müdür? Hayır. Bu saatle aynı yönlüdür. Saat ile aynı yönlü olduğu için bu kesinlikle negatif bir açıdır. Peki açılardan bahsetmiş olduk. Açıların yönünü biliyoruz. Artık nasıl ifade edildiğini biliyoruz. Peki nasıl ölçeceğiz? Açıları ölçmek için çok farklı birimlerden bahsetmek mümkün ama bizim özellikle kullanacağımız iki şey var. Birincisi biraz saate benzeyen bir hesap. Diyoruz ki bir derece bakın yine bir yuvarlakla imleçte kullanılıyor. 60 dakikadır. Dakika tırnakla gösterilir. Bir dakika ise 60 saniyedir. Saati işte bu yüzden mevzu. Sadece saat demiyoruz da ona artık derece diyoruz gibi düşünebilirsiniz. O zaman şunu diyebilir miyim ben? 1 derece bakın 1 dakika 60 saniye olduğuna göre burada 60 tane dakika var. 60 çarpı 60 yani 3600 saniye olduğunu da hemen söyleyebiliriz. Bu bize nerede lazım olacak? Özellikle saniyeleri dereceye, dereceyi saniyeye çevirmek için bize bu ölçüler lazım olacak. Bazen toplama çıkarma yapacağız. Hatta üçgende, doğruda, açılarda çok farklı sorulara karşı karşıya gelebileceğiz. Peki başka bir ölçümüz var mı? Evet var. Onu hemen ölçüde örnek verdikten sonra yine inceleyeceğim. Ama şimdi hemen ön bilgisini vereyim. Aslında bizim hatırlarsanız demin de ifade ettim. 360 derecelik neyimiz vardı? Bir tam açımız vardı. Biz bunu radyan olarak baktığımız zaman radyanda esas olan şey pi'dir. Pi ifadesi de kimdir? 180 derecedir. O zaman ben bir birim çember için 360 derece dediğim gibi aynı zamanda 2 pi radyan olduğuna söyleyebilirim. O zaman bir kıyaslama yapmam gerekirse bakın bir formül yapmaya çalışıyorum. Derece bölü 360 o zaman radyan bölü 2 pi'dir. O zaman da basit bir sadeleştirme yapıyorum. Burası 180, burası pi. İşte derece bölü 180 radyan bölü pi'ye eşit olur ki gayet basit bir hesaptır. Bir şey fark ettiniz mi? Yaptığım işler çarpma, toplama ve basit oranlar oluyor. Gayet kolay. Hadi devam edelim. Peki hadi bununla alakalı nasıl soru karşınıza çıkar beraber bakalım isterseniz. İlk sorularımızda saniyeden dereceye, dereceden de saniyeye gidelim. Şimdi elimde 15.820 saniye varsa bu kaç derece, kaç dakika ve kaç saniyedir? Hadi bakalım. 15.820. Gelin bunu madem saniye verilmiş 60'a bölelim. Çünkü 60 saniye neydi bizim için? 1 dakikaydı. O zaman kaç dakika olduğunu bulmak istiyorum. Basit bir bölme işlemi. 2 tane var. 2 çarpı 60 buradan 120 yapar. Demek ki buradan kaç yaptı? 38. 2'yi aşağı aldım. 382'de 60. 6 defa var. O halde buradan da 360 yapar. O halde buradan da kaç kaldı? Tabii ki ifadem. Üstelik şunu bir düzeltmem lazım. Evet düzeltelim şu kalemimizi. Buradan da kaç kaldı? 22 yani 0 aşağı inelim. 220'de 60 kaç defa var? Tam 3 defa. 3 çarpı 60 kaç yapar? 180. O halde buradan da kalan kaç oldu? 40 saniye. En son kalan 40 saniye. Artık benim elimde 263 dakika var. Peki 263. Gelin bunu 60'a bölelim. Çünkü her 60 dakika bir dereceydi. Dereceyi bulmak istiyorum. 263'te 64 defa var. Buradan da 240 yapar. Çıkardığımda buraya kaç kaldı? 23 dakika kaldı. O hale bakalım mı? Bakın. Demek ki en son bulduklarım. Benim tüm ifadem. Bu 15.820 saniye. 4 dereceymiş. 23 dakikaymış. 40 saniyeymiş. Bakın. Şöyle tersten yazıyorum. 4 derece 23 dakika 40 saniye. Her zaman ona dikkat edin. Derece, dakika, saniye. Derece, dakika, saniye. Peki 19.003'lik açı hangisine eşittir? Tabii hangisine eşittir derken kaç derece, dakika ve saniye olarak sorulmuş. Şimdi 19.003 ifadesini yine ne yapıyorum? 60'a bölüyorum. O halde 190'da 60 kaç defa var? 3 defa var. Yani burası kaç yapar? 180 kaldı 10. 0'ı indirdim 100. %60 kaç defa var? Bir defa. 1 çarpı 60'tan yine 40 kaldı. Buradan da kaç yaptı? 403. 403'te 60 tam 6 defa var. O halde buradan 6 çarpı 6 36 yani 360 yapıyor ki demek ki kalan 43 saniyedir. Peki bulduğum pekişleri ne benim? Dakika. Çünkü 60 saniye 1 dakikaydı. O zaman gelin dakikayı da şöyle bir 60'a bölelim ve bunun kaç derece olduğunu bulalım. Gayet de basit. 5 çıkar. Burası da 300 yapar. Demek ki benim ifademde ne yapıyor? Geriye 16 dakika kaldı. Hadi bunu şimdi tersten yazalım. 5 derece 16 dakika 43 saniye. 5 derece 16 dakika 43 saniye gibi gayet kolay bir değeri bulmak mümkün. Bakın dikkat edin. İlkokul bölmesinden başka bir şey yapmadım. Bu kadar da kolaydır. Peki sorumuza devam edelim. Buradaysa artık biraz şekilli bir soru yapalım. Her zaman klasik topla çıkar karşınıza çıkmayabilir. Mesela dikkat ettiniz mi? Şuraya ben bir alfa açısıyım. 9. sınıfta doğruda açılarla bir konu anlatmıştık. Orada bakın sola bakanların toplamı sağa bakanlara eşittir diye bir kuraldan bahsettim. O zaman alfa nedir? Burada 64 derece 14 dakika 15 saniye ile 34 derece 5 dakika 17 saniyenin toplamıdır. Peki hadi toplayalım bak. Şöyle alt alta bir yazalım. 64 derece 14 dakika 15 saniye ve 34 dakika derece pardon 5 dakika 17 saniye. Şimdi taraf tarafa bunları topluyorum. Toplamaya sağdan başlayacağım. 15, 17 burası kaç yaptı? 32 saniye. 14, 5 daha kaç yaptı? 19 dakika. 64, 34 daha kaç yapar? 98 derece. O zaman sonuç 98 derece 19 dakika 32 saniye. Bu kadar kolay. Fark ettiniz mi? Demin ilkokul bölümümüzü yaptım. Şimdi ilkokul toplaması. Bu kadar basit. Tabi aklına şöyle bir şey gelebilir. İyi de hocam. Şimdi biz bunu topladık. Hepsi gayet de kibar, hoş çıktı. Ya şöyle olsaydı. Mesela buradaki ifadeyi alayım. Burada 14 değil de şurada 54 olsaydı. Ama hadi bunu şu yan tarafa alayım mı? 64 derece 54 dakika 15 saniye. Diğeri 34 derece 50 dakika 47 saniye olsaydı. Ne yaptım? Bazı ifadeleri özellikle büyüttüm. Amacım şu. Acaba bu kadar güzel tam 32, 19, 60'tan küçük değerler ya. Çok dişe dokunmuyor. Ya büyük olsaydı? Hemen bakıyorum. 15, 47 bir topladım. Baktım ki 62 saniye oldu. Hatta yan tarafı topladım. 104 dakika oldu. Bir de bakın buraya toplayalım. 98 derece. Şimdi gelin sağdan başlayalım. 62 saniye var. 62 saniye neydi? 60 saniye aslında 1 dakikaydı. O zaman ben bunun 60 saniyesini aldım. 1 dakika olarak buraya verdim. Ve bu kaç oldu? 105 dakika oldu. Ama bu da fazla. 60 dakika 1 dereceydi. Bunun 60'ını aldım. Kaç kaldı? 45 dakikası burada kaldı. 60 dakika. 1 dereceyi yan tarafa verdik. Burası kaç yaptı? 99. Demek ki o zaman özellikle saniye, dakika kısımlarında 60'tan büyük değer varsa her 60 saniye 1 dakika, her 60 dakika 1 derece olduğunu bilerek aktarım yaparak daha sade bir şey yapmayı unutmayın. Peki devam edelim. Bu sefer de bir çıkarma işlemimiz var ki gerçekten ilginç bir çıkarma bizi bekliyor rahatlıkla diyebilirim. Şimdi buradaki ifadeleri şöyle bir alt alta yazalım bakalım acaba bizi ne bekliyor. Şöyle aldım. 35'ten 50 çıkmaz. Çıkmayacağına göre o zaman komşuya gitmen lazım. Hatırlar mısınız? Klasik ilkokul çıkarmasında hani vardır ya 25, 16 ne yaparız? 5'ten 6 çıkmaz. Komşuya gittim. Komşu 10'luktur. 10'luk olduğu için bize bir 10'luk verir. 1 verdiğinde bize 10'luk vermiştir. 15 olur. 15'ten 6 çıkar. 9 kalır ya. Burada komşum daha zengin. Öyle 10 falan değil. 60-60 gidiyor. O zaman ne yapar? Komşuya gittim. 35'ten 50 çıkmıyordu. Hatırlatıyorum. Komşum bana diyor ki bana bir el versen diyor. Onun bir eli ne demek? Bir demek. Yani buradan buraya artık bir dakikasını bize ayıracak. Bir dakikasını bize verince tam 60 saniye bize gelmiş olmuyor mu? Artık benim 95 saniyem oldu. Ha bu arada o sadece bir dakikasını kaybetti. O ara bakın 95'ten 50 çıktığında kaç yapar? 45 saniye. 45 dakikadan 20 çıkarsa buradan da 25 dakika olur. 54'ten 20 çıktıysa burası 34 derece olur. Gördüğünüz gibi artık burada komşular 6 katı zengin. Öyle 10 falan değil. Bir istemeye gidin size 60-60 versinler. Olay bitsin. Peki diğer soruya bakalım. Tümler iki açı. Bir kere okur okumaz şunu bir işaretleyin. Tümler açı neydi? İki açının toplamı 90 derece ise mesela A ve B iki tane açı. Komşu açılar. Bunların toplamı 90 derece ise bunlar tümler açılardır. Biri 90 derece, pardon 47 derece, 48 dakika, 54 dakika saniye ise diğeri nedir? Şimdi hatırlayalım. Toplamları madem 90 derece bunların. O halde ben 90 dereceden bunu çıkarırsam tabii ki diğerini bulurum. O halde gelin diğerini bulalım. 90 derece ne demek? Tam demek. 90 derece yani 0 dakika 0 saniye demek. O halde buna ben kimi çıkartıyorum? 47 derece 48 dakika 54 saniyeyi Hemen çıkartıyorum. O hale bakıyorum ki sıfırdan 54 çıkmaz. Umarım komşumuz zengindir. Ama 0,0 o da fakir çıktı. O zaman yine çıkmaz. O zaman geldik en zengin ahaliye. O da diyor ki ya lafım olur. Ben sana bir derece vereyim diyor. Bende kaç kaldı? 89. Bu bir dereceyi bu tarafa doğru atarken bu burada tak 60 dakika oldu. Artık komşusu 60 dakikaya sahip. O da gelsin buraya 1 dakika ayırsın. Burada kaç kalır? 59 dakika. O burası kaç yaptı? 60 saniye yaptı. Artık herkes birbirine baktığına göre, yardımlaştığına göre herkes zengin. 60'tan 54 çıktığına göre o hale buranın 6 kalır. 59'dan 48 çıktı. 11 kalır. 89'dan 47 çıkarsa buradan da 42 kalır ki sonucu bulduk bile. Farklı bir soruya bakalım. Bu sefer de açılarımı skalerle çarpıp çıkarıyorum. Şimdi gelin evvela şöyle bakalım. 5x yani x'i 5 ile çarpalım. Dümdüz çarpma yapıyorum. Hiç çıkarma yapacağım için ayrıntıya girip bir daha 60 saniye, bir dakika, 60 dakika, bir derece demeyeceğim. Şimdi 33, ben bunu 5 ile çarptım. Ne yaptı? 165 derece, 60 saniye ve 5 ile çarparsam 120 saniye, özür dilerim. 60 derece 120 saniye. Şimdi 25 var, 4 ile çarpıyorum. 4 ile çarparsam burası kaç yapar? 100 derece 52 dakika ve 4 ile çarparsam tabii ki 68 saniye. Dikkat edin, çıkarma işlemi yapacağım için yine tekrar söylüyorum. Herhangi bir dönüştürmeye gitmedim. Çıkardığım zaman bakın ne kadar güzel gelecek. Buradan kaç geliyor? 52 saniye geliyor. 60'tan 52 çıktı. 8 dakika geliyor. 165'ten 100 çıktı. 65 derece geliyor. Ve sorumuz bitti bile. Topla, çıkar, böl. İlkokul mantığı bu kadar basit. Tek yeni gelen şey 60'lık sistem. Burada 60'lık sistem eskiden kullanılmış bir sistemdir. Ona şimdiden söyleyeyim şöyle. Buradaysa A ve B açıları bir üçgenin iki açısı belli. Biz ama üçüncüyü arıyoruz. Peki üçüncü nasıl bulunur hatırlayalım. İki açıyı toplarsam 180 dereceden bunları çıkarırsam tabii ki üçüncüyü bulurum. Peki o zaman şöyle mi olacak? Üçüncü açım demin vardı ya tümler açıda. Onun gibi 180 derece tam olduğu için 0 dakika 0 saniye midir? Şimdi bunları bir toplamak lazım. Hadi toplayalım. 48, 36 yani burası kaç yapar? 84 saniye yapar. Buradan 37, 28 yani 50, 60, 65 dakika yapar. 58, 74 kaç yapıyor burası? 12, 120, 132 derece. Birazcık şekillendireyim çünkü burada 60'ları kullanacağım. Çıkarmam daha kolay olsun. Burası 60 çıkarttım. 24 saniye. Buraya verdim. 66 oldu. Onları 60 çıkarttım. 6. Burası 133 derece oldu. Burada şuna 0 olduğu için biraz da eli ayağını düzelttim. Çıkarmayı daha rahat yapmak için. Şimdi geldim kime? Çıkarma işlemine. İşte 180 derece tamından 133 derece 6 dakika 24 saniyeyi gelin çıkartalım. 180 derecemiz yine çok cömert. Hemen bir derecesini ne yapıyor? Burada 179 kalsın. Bir derece buraya verdi. Burada artık 60 dakika var. O da bir dakikasını komşusuna ayırırsa burada 59 kalır. Burası 60 yapar. 60'tan 24 çıktığına gayet basit. Artık ilkokul çıkarmasa tekrar geri döndüm. 59, 6 burası kaç yapar? 53. Burası da 179, 133 yani 46 derece yapacaktır. Değil mi? Topladık, çıkarttık. Hatta üçgende, dörtgende tümler açılarla çalıştık aslında. O zaman peki bölme yaptık mı? Hayır. Peki bölme yaparken ne yapacağız? Bir de bölme örnek verelim. 25 derece 13 dakika 5 saniyeyi acaba 3'e bölsem ne olur? Hatırlayalım. Bölme işlemine soldan başlayın değil mi? Ben size bir 28'i 3'e bölün desem ne dersiniz? Sağdan ya soldan başlarsınız. Hatta şöyle 328 diyeyim. 3'te 3 bir defa var. 3 çıkarttım ne oldu? 0. 2'yi indirdim gibi ifadeyi bu şekilde ele alırsınız. Amacım bölümü anlatmak değil. Burada aynısını yapacağız. Onu söylemek. 25 3'e evet tam bölünmüyor. O zaman tam bölünen kim? 25. İçine kim var? 24. 24'ü 3'e bölsem burası 8 derece olur. İyi de hocam. 24 dereceyi kullandık. Bir derece fazla var burada. İşte o bir dereceyi ne yaptım? Gittim 60 dakika olarak yan tarafa attım. Artık burada 73 dakika var. Bu 73 dakikayı 3'e bölsem düşünüyorum. 73 3'e bölsem kaç yapar? 24. Hani 72 3'e bölünüyor ya, oradan geldi. O hali ama yine bir tane arttı. 1 dakika fazla. O 1 dakikayla yan tarafa atıyorum. O da kaç yapar? Tabii ki 60 saniye yapar. O da kaça gitti? 65 saniye yapar. Burada küçük bir şey düzelteyim yalnız. Şunu 5'e almayalım. 6 alalım. Çok daha güzel çıkıyor çünkü. 66 bölü 3'te burası kaç yapar? 22 saniye yapar ve sonuç biter. Gördüğünüz gibi ilkokul mantığındaki toplama, çıkarma, bölme, çarpma mantığını bunlara kullanın. Başka bir şey yapmama hiç de gerek yok. Şimdi ikinci bir kısımdan bahsetmiştim, hatırlarsanız. Neydi o? Evet, açı yani derece, dakika, saniye örnek verdik. Bir de derece ve radyandan bahsettim. 360 derecelik bir birim çemberimiz vardı. Bir çember tam açıydı. Bu aynı zamanda 2 pi radyandı ve biz burada şu formülü elde etmiştik. Peki bu karşıma nasıl çıkar? Burada karşımıza şu çıkıyor. Dereceye radyan yapma, radyana derece yapma. Aslında ikisi de gayet kolaydır. Eğer dereceden radyana gidecekseniz şu formülü yazmanız yeterli. Ben bir örnek vereyim isterseniz. 120 derece acaba kaç radyandır? 120. D gördüğünüz üzere 120 yazdım. D bölü 180 eşittir radyan bölü pi dedim. Bakın, basit bir sadeleştirme işlemi. Bu da kaç yapar? 2 bölü 3. Demek ki R 2 pi bölü 3'tür. Gayet kolay. Veya diyelim ki 100 derece. 100 derece, derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi diyelim isterseniz. Hemen yine önce bir sadeleştirme yapalım. Burası 5'e 9'dur. O halde 5 pi bölü 9 ne yapar bizim için? Radyan yapar. 5 pi bölü 9 radyandır. Peki tersten düşünelim. Acaba radyandan dereceye giderken ne yapardım? Çok daha kolay. Pi neydi arkadaşlar? 180. 180 bölü 3 60. 60 çarpı 2 kaç yapar? 120. Bitti bile. Mesela bakın, pi yerine 180 yazın. 180 bölü 9 20. 20 çarpı 5 ne yapar? 100. Bitti. Bu kadar basit. Eğer radyandan dereceye gidecekseniz pi yerine 180 yazın. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Eğer dereceden radyana gidecekseniz formülde D gördüğünüz yere açıyı yazın ki ileride bu daha da basit olacak sizin için. Onu da söyleyeyim çünkü soru çöze çöze işler düzelecek. Mesela bakalım. Acaba ölçüsü 80 derece olan radyanı nedir? Derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi. Basit bir sadeleşme. 20'ye böldüğümde 4 ve 9, o halde radyan 4 pi bölü 9'dur. Veya 15 derecemi arıyorsunuz. 15 bölü 180 eşittir radyan bölü pi. 15 180 ne yapar? 1 bölü 12. O halde buradan bakın radyan ne yapar? Tabii ki pi bölü 12. Peki 5 pi bölü 15 olsa ne olurdu? Pi yerine 180 yazdım. Buradan da kaç yapar? 180 bölü 5 tabii ki 12 yapar. 12 çarpı 8'e kaç yapar? 96 yapar. Şimdi burada fakat bir şey söylemekte fayda var. Bazı açıların radyanlarını ezbere bilmenize fayda var. Ezberlemeyip çok kullanacağım, sizin aklınıza kalacak aslında. Mesela pi bölü 6. 180 bölü 6. 30. Mesela pi bölü 4. Bunları çok göreceksiniz. 45. Mesela pi bölü 5 eşittir 36. Pi bölü 3 eşittir 60. Pi bölü 2 eşittir 90. Bunları sorulara çok fazla göreceğiz. Onları da çok iyi bilmenize fayda var. Zaten soru çöze çöze birçok şey akıla kalıyor. Kaç tanesi doğrudur demişiz. 3 pi bölü 2. Bakın pi 180'di. 180 bölü 2 90. 90 çarpı 3 90 mı? Hayır. 270 olmalı. Yanlış. Peki pi bölü 6. Pi neydi? 180. Yani 180 bölü 6 30. 30 çarpı 7 210. Kesinlikle doğru. Peki pi bölü 5 diyeyim. Pi 180. 180 bölü 5 kaç yapar? 36. 36 çarpı 8 kaç yapar? Bir bakalım. Evet. 208 verimi 240. 48 doğru. Peki 108. Bakın tek pi'yi oynayın. 180'i 5'e böldüm. 36. 36 çarpı 108 mi? Doğru. Pi bölü 6 daha demin söyledik 30'dur. Yanlış. O halde kaç tane? 3 tanesi doğrudur. Farklı bir soruya bakalım. Bu sefer radyanlarımızı 1 yapıda kullanmış. Nasıl bir yapı bu? Ölçüsü 40 olan bir açı ile ölçüsü alfa derece olan başka bir açının toplamı bir toplam üzerinden gidilmiş. 13 pi bölü 8'miş. Burada derece ve radyanı biraz iç içe koymuşlar ki acaba görebilecek misiniz? Bakın 13 pi bölü 18. Pi 180. 18'e böldüm 10. 10 çarpı 13. Burası tabii ki 130 derece yapıyor. Şimdi 40 ile toplamışım 130. Demek ki alfa 90'dır. Çok tatlı bir soru. Evet. Açı nedir? Yönlü açı nedir? Açılar nasıl ifade edilir? Nasıl ölçülür? Radyan olarak nasıl gösterilir? Açı olarak nasıl gösterilir? Ders biter, ben kaçar. Gençler, her zaman dediğim gibi canlı kalın, diri kalın. Bahri Hoca'yla matematikte kalın.